Bir kimse namazını kılıyorsa, ibadetini yapıyorsa kendini üstün görmeye bırak. Allah'a hamdini artırması lazım. Ki Allah ona onu nasip etmiş. Öteki kişi de onu kendisinden üstün görmesin. Şöyle görsün ki heveslensin ama kendini de çok aşağı görmesin. Her zaman kalbi buruk Allah'tan istesin. Ya Rabbi sen bana nasip et. Ya Rabbi sen bizlere, cümlemize, ailemize, neslimize namazımızı hakkıyla kılmayı nasip eyle. Neden hep namaz diyoruz? Çünkü namaz Dinin direğidir, temeldir. Namazdan sonra daha farklı şeyler gelecek. O konulara da geleceğiz. Cihat etmek evin çatısı düşünün. Evin temeli direkleri namaz. Direksiz temelsiz ev olmadığı gibi cihatsız da ev olmaz. Bir insan namazını hakkıyla kılmıyorsa ne kadar cihat ediyorsa etsin hakkıyla cihat edemez. Çünkü onun şuuruna, onun maniyatına varması mümkün değil. Bizim namazımız genelde nasıl oluyor? Bir iştesin, muhabbettesin. Bak ha dur bir namaz geçiyor ya hemen, hemen bir namazı kılayım gelin. Al işte. Olmuyor mu bu? Mutlaka bunu duymuşuzdur. Her günde duyuyoruzdur bunu. Ailemizden de vardır. Hem hem hemen namaz kılın gel. Yok böyle bir şey. Bu değil namaz. Namaz Allah'a dönmektir. Allah Teala bizi çağırıyor. Biz Allah'a dönmeyeceğiz mi? Biz sonunda istesek istemesek de Allah'a dönecek. Döneceğiz değil mi? Bu olacak. İşte bunun hazırlığıdır namaz. Sen tam bir işle meşgulsun. Tam dünyaya daldın ezan okunuyor. Allah Teala seni kurtarıyor aslında. Tam battın, batıyorsun namaz vakti giriyor abdestini alıyorsun bir kendine geliyorsun. Dur ya ne yapıyorsun ya servet ya dur. Bir kendine gel ya. Daldın dünyaya gidiyorsun. Allahu Ekber. Tekbirini alıyorsun. Namazını kılıyorsun. Ne yapıyorsun burada? Kendine bir update yani fıtratına geri dönüyorsun. Fıtratın bozuldu. Bu sistemden dünyanın şu anki sisteminden fıtratın bozuldu. Ve her bozulmada allah Teala seni yeni fıtratına çeviriyor. Seni temizliyor. Bütün o kirleri atıyor vücudundan. Ama bunu hakkıyla yaparsak. Namazı kılacağımız zaman arkadaşlar Artık ben Allah'a döndüm, diniyet edelim. Ben şu an Allah'a gidiyorum, diniyet edelim. Namazımızı öyle kılalım bak, size Allah'ın izniyle söz veriyorum. Böyle yapın, kendinizde değişiklik hissedeceksiniz ve namazdan huzur, feyiz almaya başlayacaksınız. İçinizden öyle yok demiyorum yani, vardır muhakkak. Genel konuşuyorum ben. Allah'ın izniyle bunu yapın. İlk önce namazdan başlamamız lazım. Namazı bir hakkıyla kılabilmemiz lazım. Ben hemen namazı kılıyorum geliyorum değil. Böyle yaptığın zaman namazı kılmamış gibisin. Çünkü namazdan maksat nedir? Allah'a dönmektir. Ama sen o esnada Allah'a dönmedin ki bedenin kıbleye yöneldi, Allah'a yöneldi. Şu deme şu notu vereyim. Hazreti Adem'e Allah Teala dedi Adem'e secde Aslında bu böyle Allahu Teala Adem'e doğru bana secde Bunun manası bu arkadaşlar. Biz Kabe'ye secde etmiyoruz. Kabe'ye doğru Allah'a secde ediyoruz. İşte arkadaşlar bakın biz namazımızı düzeltelim Allah'ın izniyle. Ben Allah'a dönüyorum. İşini bırak, onu kopar. Oraya bir çizgi çek. Time out. Tak birden ekran değişmesi lazım. Şimdi ben Allah'a dönüyorum ve oraya zaman ayıracağım diye niyet edin. Zaman ayırıyorum şu anda. Sakin sakin abdestini al ve tesbihatları 3 kere değil 5 kere söyle. Ve yavaş 5 kere tam söyle. Çünkü tadili erkan üzere kılınmayan namazın azabı var arkadaşlar. Yani hızlı hızlı böyle yapmak 3 kere olmuyor demiyorum. 3 kere oluyor ama bunu çoğaltalım. Rükumuzu uzatalım. Secdemizi uzatalım. Ve hep tefekkür halinde olalım. Allah'ın izniyle değişiklik göreceğiz. Allah'ın izniyle. Değişiklik olmaması kesinlikle olamaz.